haftada biz rahim ağzı kanserinden izleyenlerimizi bilgilendirelim istedik. Çünkü kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi rahim ağzı kanseri. Peki nedir rahim ağzı kanseri? Evet. En sık görülen kanser olmasının yanında bir de genç kadınları, üreme çağındaki kadınları tutan bir kanser olması babında çok önemli. Erken tanısı olabilen ve korunma yöntemi aşısı olan bir kanser. O yüzden çok daha ciddiye almak gerekiyor. Maalesef rahim ağzı kanserinin hani bir belirtisi olduğunda gidip tanı koyduramıyoruz. Düzenli takiplerde eğer ki düzenli kontrollere gidiyorsanız kadın doğum cihazınıza, kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza çok rahat erken safhada teşhisi konulurken geç fark edildiğinde rahim ağzı kanseri çok genç kadınlarda oluşan dediğim gibi bir kanser olması babında ve öldürücü ve çok hızlı ilerleyen bir kanser olması babında çok önemli erken tanısı. Kendiniz fark edemiyorsunuz. Belirtileri başladığında ilerlemiş olabiliyor. O yüzden senede bir kere normal jinekolojik muayeneye gelmek çok önemli. Maalesef bizim kadınlarımız gebe kaldıklarında doktora geliyorlar. Onda da genelde jinekolojik muayeneyi geçmiş oluyoruz. Rahim ağzını görmüyor oluyoruz. Çünkü birazcık da geç geliyorlar gebelik kontrollerine. Ve bu 9 aylık bir kayıp demek, zaman kaybı demek. Ya da çok ciddi sorunları olduklarında geliyorlar. Bu da geç kalmak demek. Evet. Ama normal rutin cinsellik başladıktan sonra, cinsel hayat başladıktan sonra en azından düzenli yıllık kontrole gelirlerse hem korunma yöntemlerini öğrenirler hem de bir şey varsa Allah muhafaza erkenden tanı ve tedavilerini alabilirler. Çok basit bir tedaviden çok kötü, çok agresif, çok vücuda zarar veren tedavilere maruz kalmaktan kurtulmuş olurlar böylece erken dönemde. Evet, peki belli bir yaşı var mıdır hocam? Özellikle korunmak çok önemli. Biz 12-20, 26 yaş diyoruz ama 9 yaşından da itibaren de yapılabiliyor. Aşısı var rahim ağzı kanserinin. Bu da hemen hemen %99'a yakınını rahim ağzı kanserinden koruyor. Türkiye'de ve dünyada en yaygın rahim ağzı kanseri yapan virüs tespit edilmiş. Ona karşı aşı geliştirilmiş. Biraz maliyeti yüksek ama hayat kurtarıcı olduğu evet. için yani çok önemli. Özellikle cinselliği başlamamış insanlarda başlamak gerekiyor ki ilk cinsel ilişkiye girmeden yapılsın ve virüsle tevas ettiğimizde rahim ağzı kanseri HPV denilen bir virüsle bulaşıyor. Her HPV tipi kanser yapmıyor. Bazı tipleri kanser yapıyor. Özellikle en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilmiş aşı. Ona karşı aşı yapıyoruz. 3 doz aşı. Erken başlarsak 2 doz yeterli oluyor. Ama geç başlarsak 3 doza kadar yapmak gerekiyor. Ha diyeceksiniz 26 yaşından sonra evlenirse yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Ama koruyuculuğu daha az. Erken yaşta başlanırsa aşıya hem koruyuculuğu daha yüksek hem de özellikle erken yaşta cinsellik başlarsa rahim ağzı kanserine karşı savunmamız daha az oluyor. Daha çabuk kanser olabiliyoruz erken cinsellikte. Onun için erken yaşta başlamak gerekiyor aşı. Tabii en önemlisi bu aşıyı yaptırdığımızda simir testlerimize ara vermiyoruz asla. Başka tiplerden de çünkü etkilenebiliyoruz. Aşı yaptığımız halde mutlaka simir testlerine başlıyoruz. Devam ediyoruz. Tabii en önemlisi korunma yöntemleri. Evet. Cinsel yolu bulaşan hastalıktan korunma yöntemleri. Prezervatif, kondom, kılıf halk arasındaki deyimiyle çok önemli. Mutlaka eşinizden mutlaka kondom kullanmasını isteyin. Sadece gebelikten korunmak anlamında değil. Cinsel yolu bulaşan hastalıklar anlamında çok önemli, çok koruyucu. Tamamen %100 tabii ki korumuyor ama bizi çok rahatlatan bir korunma yöntemi. Evet.